Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emek ve Adalet Platformu'nun çağrıcılığında barış için ses veren akademisyenlere yönelik işten çıkarmalara ve baskılara karşı toplanmış bulunuyoruz. İmzacı akademisyenler, imzacı araştırmacılar hakkında bir dizi hak ihlalleri başladı. Düzce'de, Kocaeli'nde gözaltılar yapıldı. Bu gözaltıların aslında tamamı insan hakları ihlali niteliğindedir. Bolu'daki meslektaşlarımızın evinde aramalar yapıldı. Bu aramalar hukuksuzdur. Bugün de Sakarya ve Urfa'da gözaltı haberleri aldık. Maalesef kamuoyunda sesini yükseltmeye cesareti gösteren akademisyenler hakkında bir linç kampanyası örgütleniyor. Ve maalesef burada hukuki işletmesi gereken devlet kurumlarının bu linç kampanyasına odun taşıdıklarını gözlüyoruz. Halim 7 gün yalnız değildir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Savaş değil barış, ölüm değil çözüm. Savaş değil barış, ölüm değil çözüm. Arkadaşlar barışı savunmak zor. Böyle zamanlarda konuşmak da çok zor, bunun farkındayız. Ama bizler ne olursa olsun söz söyleme hürriyetini, hakkı ve hakikati savunmayı önemli bir ödev olarak görüyoruz. Sessiz kalanlara, gözünü yumanlara, kulağını tıkayanlara, rızık Allah'tandır, buna inanırız. Ama devlet kendini tanrı zannediyor olmalı ki ekmek dağıttığını iddia ediyor. Sözüne uymayanları yediği ekmeğe ihanet etmekle suçluyor. Sanki ekmeği kendi yaratmış gibi yalanlarına inanmayıp hakikati söyleyenleri açlıkla terbiye etmeye kalkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müsrif harcamalarını eleştirdiği için işten çıkarılan Özhan Çon arkadaşımızı da hatırlayalım. Sonra Müslüman kardeşi kışın ortasında hukuksuzca işten çıkarılırken Müslüman iktidarın bekası için bu zulmü savunan ve mazluma bundan ibret almasını tavsiye eden vicdansızları da hatırlayalım. İşte şimdi de platformumuz üyesi yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Yenigün, İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın talimatıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Şahidiz. Ya Rabbi, masumlar ölüyor, mahalle aralarına tanklar giriyor ve ben buna şahitlik ettim. Karşı koyduğum için aç kalıyorum. Nedir bunun çıkar yolu? Sokağa çıkma yasağı altında elinde ekmek torbasıyla katledilenlerin failleri devletin bekası için işlenen günahlara sessiz kalan bir coğrafyada adil şahitlik vazifesini yerine getirdiği için insanları ekmeğinden etme cüretini de kendilerinde bulmaktadır. Bizler İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri olarak Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayınladığı bildiride imzası bulunan başta Halil İbrahim Yenigün ve diğer tüm akademisyenlere karşı başlatılmış olan linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi okulumuzda da vatan haini, terör yandaşı gibi karalama kampanyalarıyla hedef gösterilen akademisyenlerin siyasi kimliklerinin ötesinde hedefin tüm muhalif görüşler olduğu apaçık açıktır. Bizleri sindirmeye çalışabilirler, bizleri baskılayabilirler, işimizle, ekmeğimizle, hatta yeri gelir canımızla tehdit edebilirler, korkutabilirler. Ama bilmeleri gereken bir şey var. Bu ülkede insanlar barışı savunmaya devam edecekler. Biz bu coğrafyada halkların kardeşliği için eşit ve adil ve onurlu bir barış için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hakikati ve hakkı savunmaya devam edeceğiz. Ve adaleti yükselterek adil şahitler olma mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi korkutabilirsiniz ama yıldıramazsınız. Biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz.